Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle 8. sınıf çarpanlar ve katlar konusuyla ilgili 10 tane soru çözeceğim. Başlayalım. Birinci sorumuz. Kenarların uzunlukları santimetre cinsinden birden büyük tam sayı olan dikdörtgen şeklindeki kartonlar ve bu kartonların bir yüzlerinin alanları yukarıda verilmiştir. Bu kartonlardan yüzey alanları farklı olan ikisi seçilip 3 santimlik kısımları üst üste yapıştırılarak aşağıdaki gibi bir dikdörtgen karton oluşturulacaktır. Bakın burada herhangi iki tane dikdörtgen seçmiş. Birinci, ikinci dikdörtgen. Birincisini ikincisinin 3 santimetre içine girecek şekilde yapıştırmış. Şimdi öncelikle kartonlarımızı inceleyelim. Bu kartonun adı A, B, C olsun. Kartonlarımız dikdörtgen. Dikdörtgenin alanı dik olan iki kenarın çarpımıyla bulunur. Yani bunun alanı 35 ise A dikdörtgenin alanı 35 ise 35'in çarpanlarından kenar uzunluklarını bulabilirim. 35'in çarpanları 1 kere 35 ve 5 kere 7'dir. Dikkat edelim, soruda kenar uzunlukları birden büyük tam sayıdır demişti. Yani dolayısıyla bunları alamam. Yani bizim dikdörtgenimizin kenar uzunlukları 5 ve 7'dir. 5 ve 7. Gelelim B kartonuna. Alanı 77. Aynı işlemi bunun için de uyguluyorum. 77'nin çarpanlarını bulayım. 1 kere 77. 7 kere 11. Yine kenarlar 1 santimetreden birden büyük tam sayı olacağına göre bunları eliyorum. 7'ye 11. Kısa kenar 7, uzun kenar 11. Aynı işlemi 110 için de yapıyorum. 1 kere 110, 2 kere 55, 3 kere yok, 4 kere, 5 kere 22, 6, 7, 10 kere 11. Evet. Bunun kenarlarını buldum. Yalnız burada 110C kartonunda çok fazla ihtimal var. Bunu en son değerlendireceğim. Şimdi buradan rastgele alanların hepsi birbirine farklı. Rastgele ikisi alınıp bu şekilde birleştiriliyor. Biz ilk önce A'la B kartonu birleştirelim. Bakın, bu şekilde birleştirmede yeni bir dikdörtgen oluşturacağımız için şu 1 ve 2 numaralı dikdörtgenlerin ortak bir kenarının olması gerekiyor. Bakın buraları. Dikdörtgenin karşılıklı kenarları birbirine paralel ve eşittir. Şu iki karşılıklı iki kenar eşit. Dolayısıyla şu iki kartonun da birer kenarı eşit olmalı. Yani biz rastgele seçeceğimiz kartonların ortak bir kenarıyla başlamamız gerekiyor seçmeye. A ile B kartonlarını seçtik diyelim. İkisinde hangi kenar ortak? Bakın, 7 kenarları. Yani A ile B kartonları birleştirilecek olsa 7 kenarları buraya gelecek. Bu A kartonu, bu B kartonu olsun. B kartonunun kısa kenarı 7, uzun kenarı 11'di. A kartonunun da 7 ve 5. Ama buraya 5 yazmayacağız. Neden? Çünkü A kartonunun 3 santimlik kısmı B'nin üstünde olacak şekilde yapıştırılacak. Yani 3 santimetre daha içeriden yapıştıracağız. Dolayısıyla burası 3 santimetre ise buraya 2 santimetre kaldı. Çünkü toplamda 5 santimetre yapmalı. A'nın diğer kenarı 5 santimetre. Dolayısıyla bizim yeni oluşan dikdörtgenimizin uzun kenarı 13, kısa kenarı 7. Alanımız da buradan 7 kere 13'ten 91 bulunur. Şimdi A ile C kartonlarını birleştirelim. C kartonu için öncelikle 1'e 110 kenarını iptal edelim. Çünkü birden büyük olacaktı. A kartonunda da B kartonunda da 2 ya da 55 kenarları yok. Dolayısıyla ortak bir kenar bulunamadığından C'nin kenarları 2'ye 55 olmaz. Ya 5'e 22 ya da 10'a 11 olacak. Ben A ile C'yi birleştiriyorum şu anda. A'da 5 ve 7 kenarları var. Burada da 5 kenarı ortak, bakın. Demek ki 5'e 22 olarak birleşecek. Şimdi çizelim dikdörtgenimizi. Ortak kenarları 5.
Bu A kartonu, bu C kartonu. C kartonunun uzun kenarına da 22 dedik. A kartonunun diğer kenarı 7'dir. Ama burayı 7 yazmıyoruz. Yine aynı şekilde şöyle 3 santimetre içeri girecek şekilde yapıştırıp, burası 3 santimetre ise o zaman buraya 4 santimetre kaldı. Yani ikisinin birleşiminden C kartonu sanki 4 santimetre daha uzamış gibi oldu. Dolayısıyla yeni oluşan kartonumuzun uzun kenarı 26'dır. Alanımız ise 5 kere 26'dan 130 bulunur. Şimdi son ihtimal kaldı geriye. O da BLC'nin birleşimi. BLC kartonlarını birleştirelim. Evet, B ve C. Şimdi B kenarındaki pardon, B kartonundaki kenarlar 7'ye 11. Burada ise ortak olan 11 kenarı var. Demek ki B ile C'yi birleştirirken 110 santimetrekare olan alanın kenarlarını ona 11 olarak alacağım. Yani ortak kenarları 11, 11. C'nin diğer kenarı 10. B'nin diğer kenarı ise 7. Ama buraya yine 7 yazmıyoruz. Çünkü 3 santimetresi içeride kaldı. Burası 4 santimetre büyüdü. Evet. O zaman yeni oluşan dikdörtgenimizin uzun kenarı 14, kısa kenarı 11 oldu ki alanda 11 kere 14'ten 156 bulundu. İkili ikili tüm olasılıkları deneyerek 3 farklı alan buldum. Bize de en fazla kaç santimetre yaptığını sormuştu. O yüzden cevabımız, pardon, şu 154 olacaktı. Cevabımız 154. Geçiyorum ikinci soruya. Zeynep parasının yarısı ile paketi 30 lira olan A marka ve diğer yarısı ile paketi 50 lira olan B marka kedi mamalarından alıyor. Bu paketlerden markası aynı olan 6 tanesini evinde beslediği kedileri için ayırdıktan sonra kalan paketleri bir hayvan barınağına veriyor. Zeynep'in hayvan barınağına verdiği A marka ve B marka mamaların paketlerinin sayıları eşit olduğuna göre Zeynep mamalar için toplam kaç lira harcamıştır? Şimdi burada birkaç bilginin altını çizmemiz gerekiyor. Zeynep parasının yarısı ile A marka, diğer yarısı ile B marka mama alıyor. Burası çok önemli. İkisine de verdiği paralar birbirine eşit. Ve aldıktan sonra aynı markadan 6 tanesini ayırıp gerisini barınağa veriyor ve barınağa verdiği A marka ve B marka mama paketlerinin sayıları birbirine eşit. Yani demek ki bir tanesinden 6 tane fazla almış. Buna göre mamalar için toplam kaç lira harcamıştır? Öncelikle sorumuza şuradan başlayalım. Parasının yarısıyla A marka, yarısıyla B marka alıyor. Bu A ve B marka mamaların fiyatları, birim fiyatları birbirinden farklı. Ama toplamda ödediği paralar birbirine aynı. Yani A marka için harcadığı para B markada için harcadığı paraya eşit. Dolayısıyla bu para 30'un ve 50'nin ortak bir katı. Yani 30 ve 50'nin ek okunu bulalım. 2'ye böl. 15. 25. 5'e bölelim. 3, 5. 5'e böl 1. 3, 3'e böl 1. 5 kere 2. 10 kere 5. 15. 10 kere 15 de 150. Evet. En küçük ortak katı buldum. 150 liraya 150 lira. Ama bakalım bizim ikinci koşulumuzu sağlıyor mu? Yani A markasından ya da B markasından 6 tane fazla mı alıyoruz? Bunu şu şekilde yapalım. 150 lira verdiğinde A markasından ne kadar alıyor? B markasından ne kadar alıyor? Aralarındaki fark ne kadar? Ve toplam ödediği fiyat ne kadar? Onu bulalım. 150 lira harcıyorsa eğer, veriyorsa, A markasından 150'yi 30'a bölün, 5 paket alabilir. B markasından 150'yi 50'ye bölün, 3 paket alabilir. Aralarındaki fark
2 paket ve toplam 300 lira harcıyorlar. Bu mümkün değil. Koşulumuzu sağlamadı. Çünkü bir tanesinden 6 tane fazla olacaktı ki A'dan daha fazla olacağını görmüş bulunduk. Şu anda 150 lira harcayarak 150'şer lira harcayarak 2 paket fazla aldı. Bize 6 paket fazla aldı söylendi. O zaman şöyle yapalım. Gelin bunu 3 ile çarpalım. Yani 3 katını alalım. 450. Yani her bir markaya 450 lira vermiş olsun. Bakalım nasıl olacak. 450 lirayla A markadan 15 paket, B markasından 9 paket. Aralarındaki fark da 6 paket oldu. İkinci koşulumuz da sağladı. Evet. Koşullar sağladığına göre toplam kaç lira harcamış? 450 A markasından 450 B markasına verdiği için toplamda 900 lira harcamış oldu. Evet, geçiyorum. Geldik üçüncü soruya. Yukarıda her bir bölümü dikdörtgen şeklinde olan dikdörtgen biçimdeki kat planı üzerinde bazı bölümlerin alanları verilmiştir. Bu dikdörtgenlerin her birinin kenar uzunlukları metre cinsinden birer doğal sayı olduğuna göre alanı verilmeyen bölümlerin toplamı en az kaç metredir diye sormuş. Şu iki alanın verilmediğini görüyoruz. Yani bunların toplamını soruyor. Öncelikle bunların alanları bulabilmemiz için diğer parçaların kenar uzunluklarını bulmamız gerekir. Peki nasıl bulacağız? Şöyle yapalım. Biliyorsunuz dikdörtgenin alanı iki dik kenarın çarpımıyla bulunur ve de dikdörtgenin karşılıklı kenarları birbirine eşittir. Bu iki odanın ortak bir kenarı var. Bakın şurası. Gördünüz mü? Bu ortak kenar aslında 21 ile 14'ün ortak bir çarpanı anlamına gelir. Neden? Buraya A, buraya B, buraya C dediğimizi düşünelim. Dikdörtgenin alanı A ile B çarpılarak bulunur ki 21 edecek. Bu dikdörtgenin alanı ise B ile C çarpılarak bulunacak ve 14 edecek. Bakın iki çarpımda da ortak bir kenar var. Yani ortak bir çarpan var. Ben demek ki 21 ve 14'ün ortak çarpanını bulursam, en büyük ortak bölenini yani bulursam B'yi bulmuş olacağım. 21, 14 bölelim. 7'ye bölünür ikisi de. 3 ve 2. Başka ortak bölen yok. Dolayısıyla bizim ortak olan kenarımızın uzunluğu 7'ymiş. Burası 7. Peki alanın 21 yapması için burası kaç olmalı? Evet, 3 metre. Şu odamızda 7 kere 2 14 yapar. Güzel, bulduk. Karşılıklı kenarlar birbirine eşitti. O yüzden bunların hepsine olması gerekenleri yazıyorum. Şimdi geçelim alttaki odalara. 10 ve 35. Bakın. Bu iki oda da aynı hizada. Ve 10 metrekare olan odanın bu kenar birbirine eşit. Bu da dikdörtgen şeklinde bir oda. O zaman burası da tek çizgi. Bu da dikdörtgen şeklinde. Karşılıklı kenarları aynı. Demek ki 35 ile 10'un yine ortak bir kenarı var. Yani aynı olan bir kenar uzunlukları var. Dolayısıyla 35 ve 10'un en büyük ortak bölenini bulduğumuzda biz bu ortak kenarları bulmuş olacağız. 35 ve 10'un ortak kenarı. 5'e bölelim. 7, 2. Bakın bu ortak EBOB. Ve daha başka ortak bir bölenimiz yok. Dolayısıyla bizim şu kenarlarımız 5, 5, 5 ve 5 oldu. Tamamdır. Şimdi o zaman alanı 10 metrekare olan şu odanın diğer kenarını bulalım. 5 kere 2 10 yapar. Ve 5 kere 7 35 yapar. Bunları da bulduk. Şimdi gelelim ortadaki uzun dikdörtgene. Alanı 24 metrekareymiş. Yine bu 24 metrekare olan ortadaki dikdörtgenin kenarlarını bulabilmek için 24'ün çarpanlarını araştırmamız gerekiyor. 24'ün çarpanları 1 kere 24, 2 kere 12,
3 kere 8, 4 kere 6'dır. Ama hangisi olacak? Burada küçük bir yorum yapmamız gerekir. Bakın, 24 olan dikdörtgen burada. Evet. Bunun kısa kenarı ve uzun kenarı var. Uzun kenarına bakın. 7 metre burası, 2 metre burası ve ortada bilinmeyen bir parça daha var. Bir oda daha var. Yani bu şu demek. Bu dikdörtgenin uzun kenarı 7, 2 daha 9. 9'dan daha fazla olmalı. 9'dan daha büyük olmalı. Çünkü arada bir tane daha oda var. Bu da eklenecek. Şu an bilmiyoruz ama eklenecek. Peki bu koşulumuza uyan bakalım, inceleyelim burada hangisi var. 4'e 6 olmaz. 9'dan büyük olacak kenar. Bu da olmaz. Ya bu ya da bu. Bize bu iki kenarın alanları toplamı en az sorduğu için 2'ye 12 alıyorum. Yani kısa kenarı 2, uzun kenarı 12 olsun dedik. 7, 2 daha 9, geriye 3 metre kaldı. Demek ki bu kenar 3 metreymiş. Bu kenar 12 ise karşı kenar da 12. 3, 2 daha 5. O zaman buraya 7 metre kaldı. Toplamı 12 oldu. Yani şu anda bizden istediği şu iki alanın toplamını 7 kere 7 49, 3 kere 5 15, toplamda da 64 metrekare buluyoruz. Evet, geçiyorum. Yanda verilen sayı bulmacasında boyalı olmayan karelere, yani şuralara çarpı atalım. Bunlar boyalı. Buralar haricinde boyalı olmayan şu beyaz karelere 1'den 7'ye kadar 1 ve 7 dahil olan doğal sayıların tümü yazılacaktır. Karelerin dışında verilen sayılar bulunduğu satırdaki ya da sütundaki sayıların çarpımıdır. Yani şu dışarıda vermiş olduğu 42 sayı yazabildiğimiz şu iki karenin çarpımı. 24 ise şu satırdaki 3 karenin çarpımı. B ise şu iki kare. Yine sütunda bakalım. 24 şu 3 karenin, 14 bu 2 karenin, A ise şu 2 karenin çarpımı olacak. Ve buraya yazabileceğimiz sayılar sadece 1'den 7'ye kadar olan sayılar. Buna göre A artı B kaçtır? A ile B'nin toplamını soruyor. Başlayalım. Öncelikle şuradan başlayalım. 42'den. Bu iki kutuya şuradan iki tane sayı yazılacak ve çarpımları 42 yapacak. Hangisinin çarpımı 42 yapar? Evet, 6 ve 7. Peki 6 ve 7'yi kullandık diyelim. Bunları yazacağız. Ama hangisini nereye yazacağız? 6 buraya mı yoksa buraya mı? Burayı yazdığımızı düşünelim. 6 kere 7 bu şekilde yazmış düşünelim. Evet, 42 yapıyor. Doğru. Ama satırda doğru olan şey sütuna da doğru olması gerekir. Yani altın bir altındaki kutuya buradan herhangi bir sayı yazdığımda bunların ikisinin çarpımının 14 yapması gerekir. Ama altının hiçbir katı 14 yapmaz. Demek ki altı buraya değil, yan kutuya konulacak. Hemen düzeltelim. Evet, bu şekilde olacak. Şimdi yine 14 için doğru sayıyı sağlayalım. 7 kere kaç 14 yapar? 7 kere 2. Evet. 2'yi de burada kullandım. 7 kere 2 14. Bunu da sağlamış oldum. Şimdi 24 için konuşalım. Bu sütundaki 6 ve şu iki kutunun çarpımının 24 yapması gerekli. Ve elimizde 1, 3, 4, 5 sayıları kaldı. 6 kere kaç 24 yapar? 4. Yani şu iki kutunun çarpımı 4 olacak. 6 ile çarptığımda sonuç 24 olacak. Peki elimde kalan 1, 3, 5, 1, 3, 4, 5'ten hangi ikisinin çarpımı 4 yapar? Evet, 1 ile 4. Yani buraya 1 ve 4 gelecek. Ama hangisi yukarı, hangisi aşağı gelecek? Diyelim ki 1'i ben buraya, 4'ü de buraya yazdım. 6 kere 1, 6. 6 kere 4, 24. Evet, sağlandı. Ama bakalım satırda sağlıyor mu? 1 kere 2, 2. Sonucun 24 yapması için bu kutunun içine 12 yazmamız gerekli. Ama bizim elimizde 12 yok. Demek ki ters yazmışım. Buraya 4,
buraya 1 yazılacak. Devam ediyorum. 4 kere 2 8. Sonucun 24 yapması için buraya 3 yazılmalı. 1, 4'ü kullanmıştım. 3'ü de kullandım. Bu da sağlandı. Geriye en son elimde 5 kaldı. Onu da buraya yazıyorum. Ve A'yı 15, B'yi de 5 kere birden 5 buluyorum. Toplamını soruyordu. 5, 15 daha 20. Cevabımız Ceyhan. 6A ve B8 iki basamaklı sayılardır. Evet, bu çok önemli bir cümle. Çünkü iki basamaklı olduğunu söylediği için ben şu yorum getirebiliyorum. A'nın yerine bir rakam yazılacak. Yani A'nın yerine iki basamaklı bir sayı yazamam. Aynı şey B için de geçerli. Bir rakam olacak. Ve bunun yanında 3 tane koşulumuz var. Şartımız var ve bu şartları sağlayan kaç farklı A artı B değeri vardır? Bunu soruyor. Şimdi öncelikle birinci koşuldan başlayalım. A ile 6 aralarında asalmış. Bu sayıda A yerine yazabileceğim 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Evet. A yerine yazabilecek bütün rakamlar bunlar. Fakat bu şartı sağlayan aralarında asal olan hangileri? Şimdi öncelikle aralarında asal ne demektir? Onu bilmemiz gerekiyor. Aralarında asal olması iki sayının aralarında asal olması o birden başka ortak çarpanlarının ya da bölenlerinin olmaması anlamına gelir. Yani 6'nın çarpanlarını bulalım önce. 1 kere 6, 2 kere 3. 6'nın tüm çarpanları bunlar ve bir haricinde hiçbir çarpan A'nın çarpanı olmayacak. Yani A'nın çarpanlar arasında 2, 3, 6 olamaz. 2 olamaz demek. Çift A çift de olamaz demek. O yüzden şimdi eleyerek gidelim. 0'ı eledik. 2'yi eledik. 4, 6, 8 eledik. 3 de olamaz içinde. 3 eledik. 9 deliyoruz çünkü içinde 3 çarpanı var. Yani geriye kaldı 1, 5 ve 7. Yani bizim sayımız 61, 65 ve 67 olabilir. Evet. Şimdi aynı şeyleri B8 için de yapalım. B8, B yerine yazabileceğim. Bu sefer 0 yazamam. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bakalım bunlardan hangilerini yazabiliyoruz? B ile 8 de aralarında asalmış. Yani 8'in çarpanları B'nin içinde bulunamaz. 8'in çarpanlarını da şurada yazalım. 1 kere 8, 2 kere 4. 1 haricinde hiçbir ortak çarpanı olmayacak. Yani yani 2 olamaz, 4 olamaz, 6 olamaz ve 8 olamaz. 1, 3, 5, 7, 9 olabilir. Yani bizim sayımız 18, 38, 58, 78, 98 olabilir. İkinci koşula göre. Şimdi üçüncü koşula bakalım. 6A sayısı B8 sayısından küçüktür. Ben 6A sayısını kaç bulmuştum? 61 olabilir demiştim. 65 olabilir. 67 olabilir demiştim. B8 sayısı bu 60'lı olan sayılardan büyük olacağına göre demek ki 18 olamaz. 38 olamaz. 58 olamaz. 78 olabilir ve 98 olabilir. Yani buradan ben A'yı şuraya yazalım. A'yı 1, 5 ve 7 B içinde 7 ve 9 olarak bulmuş oldum. Ama bize bunu sormuyor. A artı B'nin alabileceği kaç farklı değer var? Onu soruyor. Şimdi şöyle yapalım. Tek tek toplayalım. 1 artı 7. Sonra 1 artı 9. 5 artı 7. 5 artı 9. 7 artı 7. Ve 7 artı 9 yapalım. Sonucu 8'dir. Sonucu 10. Bunları topla 12, 14. Bu da 14 yaptı. Farklı dediği için, kaç farklı değer var dediği için
14'ü 2 kere alamıyorum. 9, 7 daha 16. Yani 1, 2, 3, 4, 5. 5 farklı değer var. Evet, devam ediyoruz. Yarıçapın uzunluğu R olan bir çemberin çevresi 2 pi R'dir. Yani buradan bize çemberin çevresi formülünü şu şekilde vermiş. Devam ediyoruz. Mehmet bisiklet almak için bisikletçiye gidiyor ve tekerlerin merkezlerinin yere olan uzaklıkları 30 santimetre ile 40 santimetre olan iki farklı bisikleti beğeniyor. Merkezlerinin uzaklığı demek aslında burada yarıçapı demek. Yani bunun da yarıçapı. O zaman bu da yarıçap. Yarıçaplarını vermiş oldum. Evet, bu iki bisikleti aynı mesafede sürerek deneyen Mehmet, burası çok önemli. Aynı mesafede sürerek denemiş ve her iki bisikletin de tekerlerinin tam tur atarak mesafeyi tamamladığını görüyor. Yani gidilen mesafe büyük olan yarıçapı büyük olan tekerin çevresiyle yarıçapı küçük olan tekerin çevresinin tam bir katı. Çünkü tam tur atarak mesafeyi tamamlıyorlarmış ve gidilen mesafe de ikisinin ortak bir katı. Buna göre Mehmet'in bisikletleri denediği mesafe en az kaç santimetredir? Bakalım. Evet, bize zaten çemberin çevresi formülünü vermişti. Çevre eşittir 2. 2 çarpı pi çarpı r. Pi'yi burada 3 alınız demiş. O yüzden pi yerine 3 yazıyorum. Yarıçapı da 40 santimetreydi. Yani büyük olan çapı büyük olan tekerin çevresi 240 santimetre. Aynı hesaplamayı yarıçapı 30 olan teker için de yapalım. 2 çarpı yani pi yerine de 3 alıyoruz. Çarpı yarıçapı 30 çevre eşittir 180 santimetre. Büyük olanın çevresi 240, küçük olanın çevresi 180. Gidilen mesafede 240 ile 180'in ortak bir katı. Şimdi en az gidilen mesafenin en az kaç santimetre olduğunu sorduğu için biz en küçük ortak katı bulacağız. 240 ile 180'in ekoku. 2'ye böl 120, 90, 2, 45, 60. Bir daha 2'ye böleyim. 30, 45, 2, 15, 45. 5'e böl 3, 9, 3'e böl 1, 3, 3'e böl 1. Evet. 5 kere 2 10, 3 kere 3 9. Burada 8 yaptı. 9 kere 8 72. 10 ile çarp 720. Evet, ekokları 720 santimetre. Bakıyoruz. Cevabımız Denizli. Evet. Aşağıda uzunluğu 360 santimetre ile 400 santimetre arasında olan AB doğru parçası verilmiştir. Bu doğru parçasının üzerine kenar uzunlukları 5 santimetre ve 7 santimetrelik kareler birer kenarları ortak olacak şekilde boşluk kalmadan ve doğru parçasından taşmadan yerleştirilebiliyor. Demek ki ben bu aynı AB doğru parçasına 5'er 5'er santimetrelik ve 7'şer 7'şer santimetrelik kareleri yerleştirdiğimde hiç boşluk kalmıyor ve böyle bir durumda o zaman demek ki ben aslında 5 ve 7'nin ortak bir katını bulacağım demek oluyor. Ama dikkat edelim. Burada 360 santimetre ile 400 santimetre arasında olduğu söyleniyor AB doğru parçasının. Hemen şimdi 5 ile 7'nin en küçük ortak katını bulalım. 5'e böl 1. 7, 7'ye böl 1. 7 kere 5, 35. Evet, en küçük ortak katımız, ekokumuz 35 ama bizden AB'nin 360 ile 400 santimetre arasında olduğu verilmiş. Yani en küçük ortak kat değil, bu aralıktaki ortak kat lazım bana. Şöyle yapalım. Önce bunun 35'in bir 10 katını alalım. Şöyle yani
35, 70, 105 diye saymaktansa 360 ile 400 santimetre arasında en yakın 10 katı var. 350 santimetre alalım. Ama yine bu aralığa sığmadı. Bir 35 daha ekleyelim. 385. İşte evet, 385, 360 ile 400 santimetrenin arasındadır ve tam da bizim AB doğru parçasının olması gereken uzunluktur. 385. Şimdi soruda bizden şunu istemiş. Buna göre aşağıdaki yerlerde hangisi yeteri kadar kullanılıp yukarıdaki gibi yerleştirildiğinde doğru parçasından boşluk ve taşma olmaz. Boşluk ve taşma olmaz. Dikkat edin. Yani hangisini kullanırsam AB doğru parçasına tam olarak yerleşir diyor. Hangisinden tekrar tekrar yan yana koyarsam boşluk olmaz. Taşma da olmaz. Tam aynı zamanda biter. O zaman bizden istediği şey aslında şu. 385 25'e mi tam bölünür? 55'e mi tam bölünür? 70'e mi tam bölünür? Pardon, 85 yoksa 105'e mi? Hangisi tam bölünüyorsa cevap odur ki cevabımız boldur. Evet, devam ediyorum. Bir çiftçi yaptırdığı toprak analizi sonucunda tarlasının ihtiyacı olan azot miktarını belirliyor. Bu ihtiyacı karşılamak için torbalar halinde satılan A ve B marka gübrelerden birini tercih edecektir. Evet, çiftçi hangi markayı tercih ederse etsin, aldığı gübrenin tamamını kullandığında toprağın ihtiyacı olan azot miktarının tam karşılandığını görüyor. Daha az ödeme yapacak şekilde bir tercihte bulunan çiftçi aldığı gübre için 1000 TL'den az ödüyor. Burası önemli. Bunu altını çizelim. 1000 TL'den az ödüyor. Ve hangisini alırsa alsın azot miktarının tam karşılandığını görüyor. Tamam. Buna göre çiftçi diğer markayı tercih etseydi kaç TL daha fazla ödeme yapardı? Şimdi öncelikle bulmamız gereken, düşünmemiz gereken şey şu. İkisi de 50 kilogramlık paketler fakat azot miktarları yüzdeleri farklı. A gübresinin %20'si azot, B gübresinin %44'ü azot. Şimdi bu A torbasının içinde öncelikle kaç kilogram azot var onu bulalım. Yani 50'nin %20'sini bulalım. Sıfırlar gitti. 5 kere 2 10. Tamam. Demek ki A gübresinde 10 kilogram azot var. B gübresinde ise 50'nin %44'ü. Bu sefer şöyle yapalım. 50 ile 100'ü sadeleştirelim. 50'ye böl 1, 50'ye böl 2. 44'ü 2'ye böl 22 kilogram. Demek ki B gübresinde de 22 kilogram gübre var, azot var. Şöyle hangisinden alırsa alsın azot ihtiyacın tam karşılandığı görülüyorsa demek ki 10 ve 22'nin ortak bir katını bulacağız. 10 ve 22'nin ortak katından bahsediyor. Hemen şurada hesaplayalım. 10 ve 22'nin ortak katını 2'ye böl 5, 11, 5'e böl 1, 11, 11'e böl 1. 5 kere 2, 10, 10 kere 11, 110. Evet, demek ki 110 kilogram azot bizim toprağımızın ihtiyacını karşılıyor. Peki 110 kilogram azot alabilmek için, kullanabilmek için A gübresinden kaç paket almamız gerekir? Bakın A gübresinde 10 kilogram, bir torbada 10 kilogram azot var. Bize 110 kilogram gerekti. Hemen 110'u böl ona 11. Yani 11 paket A gübresi alınabilir, alınmalıdır. B gübresi içinde her bir pakette 22 kilogram, bakın 22 kilogram vardı. Benim ihtiyacım 110 kilogram. Hemen 110'u 22'ye bölelim. Sonuç 5'tir. Yani bundan da 5 paket aldığında ihtiyacımız karşılanıyor. Yalnız bunların birim fiyatları birbirinden farklı. A gübresinin bir torbası 70 lira. 11 paket alırsam toplamda ödediğim 770 TL olur. B gübresinin ise birim fiyatı yani torba fiyatı 160 TL ki bundan da 5 paket alıyorum.
800 lira ödemiş olacağım. Bizim çiftçimiz daha az ödeme yapılacak şekilde A gübresini seçmiş demek ki. Ama B gübresini seçseydi ne kadar fazla ödeme yapardı? 800'den 770'i çıkaralım. 30. Evet. Cevabımız 30. Açıyorum. Yukarıdaki kare dik prizma şeklindeki koliler herhangi bir yüzeyi üzerinde üst üste konularak hiç boşluk kalmadan yüksekliği 3 metreden az olan bir soğuk hava deposunda tavana kadar yerleştirilmektedir. Bakın, yerleştiriliyor da bunun taban ayrıtlarıyla yüksekliği birbirinden farklı. Zaten önce 80 santimetre olan kenarı yatay olacak şekilde koymuş. Yani bunun yüksekliği 30 santimetredir. Onu yazalım. 30. Bu da 30. Yine 30, 30, 30, 30. Ve tavanı değmiş. Burada da yüksekliği 80 santimetre olacak şekilde yerleştirilmiş. Evet. Ve zeminle tavan arası sabit. Hem 30, 30, 30, 30 yerleştirilebiliyor. Hem 80, 80, 80. Demek ki bizim zeminle tavan aramız 30 ile 80'in ortak bir katı. Evet. Bu işlem aşağıdaki kare dik prizma şeklindeki kolilerden hangisiyle de yapılabilir demiş. Öncelikle biz zeminle tavan arasındaki mesafeyi bulalım. Daha sonra şıkları tek tek deneriz. 2'ye bölelim. 15, 40, 2'ye böl 20, 15, 2, 10, 15, 2, 5, 15, 5'e bölelim. 1, 3, 3'e bölelim 1. 5 kere 2 10, 8, 8 kere 3 24, 24 kere 10 da 240. Evet, yani bizim tavanımızla zeminimiz arası 240 santimetreymiş. Tamamdır. Şimdi bu 240 santimetrelik tavanın zemin arasında hangi korilerden bu şekilde aynı sistemde yerleştirilebilir, onu bulacağız. Yani bizim için şıklarda arayacağımız şey yine kenarlarının ortak katının 240 olması. Bakalım 90 ile 20'nin ortak katlar arasında 240 var mı? 45, 10, 2'ye böl 5, 45, 5'e böl 1, 9, 3'e böl 3, 3'e böl 1. 5 kere 2, 10, 10 kere 2, 20. Bu da 9, 180 yaptı. En küçük ortak katları 180. Peki diğer ortak katları hep üstüne 180 koyarak gidiyoruz. 360, 540. Böyle devam ediyor. Fakat 90 ile 20'nin ortak katları arasında 240 yok. O yüzden bu şıkkı eliyoruz. Gelelim 120 ile 60'a. 2'ye böl 60, 30. 2'ye böl 15, 30. Tekrar 2'ye 15, 15. 3'e böl 1. 8, 8 kere 5, 40. 40 kere 3, 120. 120 en küçük ortak katı ve diğer ortak katlar 240, 360, 480 diye gidiyor. Bakın 240 bunların da ortak bir katı 240. Demek ki ben aynı işlemi 120'ye 60 olan bu koliyle de yapabilirmişim. Geldik son soruya. Belediye görevlileri kaldırımlardaki dikdörtgenler prizması şeklindeki taşların arasına görme engellilere yön belirlemede kolaylık sağlayacak üst yüzey kabartmalı kare prizma şeklindeki sarı renkli taşlar yerleştirmişlerdir. Bakın şunlar. Uzunluğu 30 metreden az olan bir kaldırıma. Burası çok çok önemli. Uzunluğu 30 metreden az. Tam olarak ne kadar olduğunu söylememiş. İşte onu biz bulacağız ama 30 metreden az olmak kaydıyla. Görseldeki gibi bölünmeden, üst üste gelmeden ve aralarında boşluk kalmadan yerleştirmişler. Tamam. Bakın. Şu sarı taşların her biri 40 santimetre, büyük taşların da her biri 70 santimetre. Ama başlangıç noktalarıyla bitiş noktaları aynı. Yani 40 ile 70'in aslında
ortak bir katı bu uzunluk. Hem 30 metreden az hem de 40 ile 70'in ortak bir katı. 2'ye bölelim 20, 35, 2'ye bölelim 10, 35, 2'ye bölelim 5, 35, 5'e böl 7, 7'ye böl 1, 8, 8 kere 5, 40, 40 kere 7, 280. Evet. 280 santimetre 40 ile 70'in en küçük ortak katı. Ama bize en küçük ortak kat değil, 30 metreden az olan en fazla en büyük kat lazım. 30 metreden az olan en büyük kat. Şöyle yapalım. Sürekli üzerine 280 ekleyerek gitmeyin. Daha kolayı var. 30 metre demiş ama biz santimetre bulduk. Önce şurada 30 metreyi santimetreye çevirelim. Biliyorsunuz 1 metre 100 santimetredir. 30 metre o zaman 30'u 100 ile çarpalım. Yani yanına 2 sıfır ekleyelim. Metre yapar. Yani santimetre yapar. 3000 santimetre. Ben 280'in katlarından 3000 ne en yakın katını bulacağım. Öncelikle 10 katını alalım. Yani bunun kolay yolu. 10 katını alın. 280'in 10 katı 2800. Bir 280 daha ekleyin üzerine. 0, 8, 1, 3. Evet, bakın 3000 santimetreye geçti. Demek ki bu değil, 2800 santimetre en büyük, 3000 santimetreden küçük olan en büyük ortak kat. Peki 2800 santimetre döşendiğini düşünelim taşların. Bu kaldırma yerleştirilen üst düzey kabartmalı kare prizma şeklindeki sarı renkli taşların, evet, sarı renkli şu taşların sayısı en çok kaçtı diye sormuş. Bunların her biri 40 santimetreydi. Biz de 2800 santimetre kaldırım döşendiğini bulduk. O zaman 2800'ü 40'a bölelim. Sıfırlar gitti. Cevabımız 70 bulundu. Yani cevabımız Ceyhan. Arkadaşlar sorularımız bitti. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Kendinize iyi bakın.